Merhaba Hobi Dünyası izleyenleri. Bugün sizlerle bir avize yapmaya çalışacağım. Avizemi paylaşmaya çalışacağım. Yapım aşamalarını. Dilerseniz hemen ilk olarak malzemelerini sayarak başlayalım. Malzemelerimiz arkadaşlar silikon tabancası ve yedek silikon. Bu şekilde bir hazır avize top şeklini alıyor arkadaşlar. Ben bunun linkini size bırakacağım. Aşağıdan bakabilir, siz de alabilirsiniz. Bir adet sepet yapacağım ve sepetle bunu birbirine bağlayacağım. Sanki uçan balon şeklinde bir avizemiz olacak. Avizenin o sepeti için alt kısımda iki tane kutu hazırladım. Herhangi birini kullanacağım. İçine oturtmak için bir tane ayım var arkadaşlar. Sepetimde kullanacağım bu şekilde hasırlarım var. Bunları bahçeden kendim topladım. Daha sonra da gri renge boyadım arkadaşlar. Ayrıyeten süslemelerde kullanacağım. Elyafım var, boncuğum var, kurdelelerim var. Metrem var arkadaşlar. Bir de kumaşlarım var. İstediğiniz renk kumaş seçebilirsiniz siz de. Bir de dikiş makinem var arkadaşlar. Malzemeler bu kadar. İlk olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz avizemizi kuralım. Gördüğünüz gibi açtığımızda yuvarlak bir şekil alıyor. Bayağı geniş, içerisinde bu şekil telleri var. Kağıt. İçine şimdi şu aparatı geçireceğim ve yuvarlak şeklini vereceğiz. Bunun ucunun sökülmemesi için arkadaşlar bant yapıştırdım ve fazlalığını kestim. Şimdi bu ipimle arkadaşlar şu şekilde şuradan yapıştırmaya başlayacağım. Şurada şeritleri görebiliyorsunuzdur. Kağıt parçalarının şeritlerini. Her bir şeride bir ip indireceğim arkadaşlar. 8 tane var toplamda. Ben de 8 tane şu şekilde ip indireceğim. Aşağıya kadar aradaki demir parçalarına yapıştırarak ilerleyeceğim. Ardından uzunca da bir pay bırakıp aşağıya sepetine ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi buraya bunu yapıştırmıştım. 3 tane daha hazırladım. Şimdi arkadaşlar normalde 8 tane söyledim size. Şu kısımlarına dedim. Fakat sonradan aklıma geldi. Şimdi ben sepet olarak şunu değil de şunu kullanacağım arkadaşlar. Ve 4 tane yapacağım sadece bundan. Örneğin şuraya yapıştırdım bunu. Bir tane çizgisini atlıyorum. Bir tane de şuraya yapıştıracağım. Bu şekilde şunu atlayacağım ve dördüncü şunu yapıştıracağım. 4 tane ip inecek. Her bir ipimi de şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya yapıştıracağım. Böylelikle daha muntazam bir sepet, daha güzel bir duruş olacak. Ona karar verdim. 8 tane değil de şu ipten 4 tane indiriyoruz şerit şeklinde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dört tarafına da ipini ben yapıştırdım. Alt kısımdan da bu şekilde iplerimiz sarkıyor. Şimdi aynı ipten bir de bu kısma şerit çekeceğiz arkadaşlar. Oval oval. Şu şekilde. Şu şekilde. Buradan da ip sarkmasını sağlayacağız. Balonun orta kısmını baz alıyoruz arkadaşlar. Tahminimce şu kısım. Şekilde aynı şekilde iplerimin açılmaması adına buraları bantladıktan sonra bu şekilde ve şu şekilde birer tane daha oval ip indireceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan keserekten başlıyoruz. Şimdi ise arkadaşlar birleşim yerlerini şu yerleri kapatmak için şu şekilde fiyonklar yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı göstereyim sizlere.
şekilde birbirine eşit kurdalelerden kestim arkadaşlar. Bu şekilde birleştiriyorum. Yapıştırıyorum. Ortalı bir şekilde. Daha sonra şu alt kısmına silikonumu sıkıp ortalı bir şekilde yine yapıştırıyorum. Bunu da yapıyorum arkadaşlar öyle. Şimdi ise arkadaşlar bu ikisini birbirine çapraz bir şekilde yapıştırıyorum. Şimdi de arkadaşlar bir tane de mavi alıyorum. Aynısını maviye yapacağım. Maviyi de ortasına yapıştırıyorum. Şu çekimden de arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane top kestim şöyle. Topları da ortasına yapıştırıyorum. Bunu da şimdi balonumun kenarlarına iplerinin kötü yerlerin görükmemesi adına oraya yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdi ise sepet yapımına başlayabiliriz arkadaşlar. Ben kemiği için bu kapaklı saklama kaplarım vardı. Onlardan bir tanesini kullanacağım. Bu parçalarını çıkartacağım. Şu fazlalık yerlerini de keseceğim. Daha sonra bunun dışını ve altını hazırlamış olduğum bu çubuklarımla kaplayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fazlalıklarını bu şekilde kestim, çıkardım. Kemiğimi kapatırsak elimde oluştu. İlk olarak tabandan başlayacağım. Daha sonra yanları bu şekilde kaplayacağım arkadaşlar. Başlayayım direkt. Silikonumdan sıkıyorum. Yapıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fazlalığında keserim şu şekilde. Tabanı ve yanları böyle kaplayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaba taslak hazırlarımı bantladım, yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar içerisine bir kumaş geçireceğim. Kumaşımın şu kenarlarını silikonumdan sıkıyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Daha düzgün durması adına. Ardından da arkadaşlar bu kumaşı bunun içine yapıştıracağız. Şimdi ise arkadaşlar sepetimin bu kısmını yapıyorum. Kumaşımı buraya yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kumaşımı da içerisine güzel bir şekilde yerleştirdim, yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar balonumuzun alt kısımlarındaki bu kalan ipleri şu kısımlara, köşelere denk gelecek şekilde yapıştıracağım. Şimdi ise arkadaşlar şu köşe kısımlarını yapıştırdım.
Terimin ayıcığımı orta kısmına oturtuyorum arkadaşlar. Şimdi ise köşelere minik birer tane dekor yapacağım arkadaşlar. Son olarak dekorumuz için arkadaşlar şöyle dikdörtgen bir kumaş aldım. Bu şekilde dört kenarında ütüledim arkadaşlar. Şöyle katlayarak da yapıştırıyorum ki kenarlar düzgün olsun. Bunu dikiş makinesiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde şu kısımları da katlayacağım. Ve yani bir küçük bir minik bir kese görünümü vereceğim arkadaşlar buna. İçine elyafla dolduracağım. Ağzını bantlayacağım. Yani minik bir çuval yapacağım arkadaşlar. Şekilde. Şimdi ise içine fazla doldurmadan elyaf dolduruyorum arkadaşlar. Fazla bir basmak istemiyorum. Şimdi güzelce ağzını bağlıyorum arkadaşlar. Minik de bir fiyonk yapıyorum arkadaşlar. Fiyonkumu da keseme yapıp silikonum bitti bu arada arkadaşlar. Bu şekilde keseme yapacağım. Kesemi de şu kenarına yapacağım arkadaşlar. Sanki bir yükmüş gibi, çuvalmış gibi, taşınıyormuş gibi izlenimi vereceğim. Oğlum bu arada uyandı. Bunu daha sonra tamamlayacağım. Onunla ilgileneceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Faydalı bulduysanız lütfen. Ayrıca diğer videolarımdan da haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun. Kendinize dikkat edin. Saygı ve sevgilerimle hoşça kalın lütfen.